Всем привет, дорогие друзья! Привет всем! Сейчас мы находимся на станции Смоленская, одной, наверное, из самых интересных и красивых станций. Но мы с Айханом и Беркером посетим еще другие станции. А сейчас идем в сторону Красной площади. Знаете, что у нас в Бали есть станция номер? Хайдар Паша, тренин станция Хайдар Паша, Eski yapılar her zaman güzeldir yani. Eski yapı önemli. Baksana. Sovyet Aynat. Meşhur Moskova metrosu böyle. Barok stilde. Ve insanlar zaten şey gibi diyor. Moskova için müze gibi. Dünyanın en derin metrolarından birisi Moskova metrosu. İşte oradan gidiyoruz. Taban işlemeleri, duvarlar, her şey çok güzel burada. Kapılar. Birazcık tabii bu tür şeyler, binalar bana Haydarpaşa'yı, Eskişehir tren garını falan anımsatıyor ama bunların da kendine has bir şeyi var, havası var. Ve metrodan çıkışta artık miladını tamamlamak üzere olan bir Sovyet yapımı bina görüyoruz. Evet, yeni yıla hazırlanıyor. Rusya, Moskova. Her yer ışıl ışıl olmuş. Tüm binaları süslemişler. Şimdi biz aslında hani bir tanesini görüyoruz ama biraz sonra onun kalbine doğru yürüyeceğiz. Şu an işte Kızıl Meydan'a doğru yavaş yavaş yürüyoruz. Yanındaki tatil arkadaşım Berker'in de en büyük hayallerinden biri zaten Kızıl Meydan'da fotoğraf çektirmekmiş. Bugün onu da gerçekleştireceğiz, değil mi Berker? Yes, hayran. Evet. Evet. Arkadaşlar, şimdi Moskova'nın en önemli turistik sokağına gireceğiz. Arbat. Ama artık buraya yerli insanlar çok fazla İlgi göstermiyor. Turistlerin ilgi odağı olduğunu söylüyorlar. Ve şöyle ben size göstereceğim. Az sonra orada ben turlayacağım ama biraz kalabalık olduğu için sanırım çekim yapamayabilirim. Şöyle bir genel görünüm yapalım. Evet arkadaşlar, meşhur Kremlin'e doğru geliyoruz. Karşıda kendisini gösterdi. Tepesindeki kızıl yıldızı görüyorsun. Şöyle yaklaştı. Evet bakalım. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Sovyet tarzı binalar. Bunların çoğu zamanında devlet binası olarak yapılmış. Tabii Sovyet'in şöyle bir olayı da var. Her vatandaşa bir ev, bir araba sözü vermesi ve vermiş olması da diyelim aslında. En azından evi vermiş. O yüzden mesela burada çok kısa ama cadde avlularlar müthiş. Müthiş geniş. Yani şehir içinde hemen hemen bütün yollar 4 ya da 5 şerit gidiş, 4 ya da 5 şerit geliş. İşte
adamlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova'yı inşa ederken yolları da bu şekilde düşünerek inşa etmişler. Yani bir rivayet o ki Moskova araçlar için yapılmış bir şehir zaten. İşte şuradan da ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Herhalde 6 şerit. 1, 2, 3, 4, 5, evet 6 şeritli bir yol. Şehir içi otoban falan değil. Adamlar bunu 1940'ların sonunda yapmaya başlamışlar. Bu şekilde de gerçekleştirmişler. От Смоленска мы дошли до Александровского сада и сейчас находимся в Александровском саду и идем в сторону Красной площади. Айхан и Беркер первый раз в Москве на Красной площади. Они все здесь фоткают, снимают. И это была их мечта попасть на Красную площадь. Беркер! Sen her zaman diyorsun o benim hayallerimden biri. Evet. Ne? Ya Kremlin Sarayı yani Kızıl Meydan. Hı-hı. Ben kendim işte sosyalist olduğuma inandığım için hep çocukluğumdan beri buraya gelip işte bir böyle sol yumruk çekmek istiyordum. Bugün gerçekleşecek, çok mutluyum. Süper. Ну а сейчас мы идем опять в сторону Рождественской ярмарки и Красной площади. Еще зайдем в ГУМ, в столовую. Evet, işte o meşhur Kremlin Sarayı'na geldik. Şimdi Kızıl Meydan'a doğru yürüyüşüm devam ediyor. Bir kere daha göstereceğim. En üstte hala Kızıl Yıldız duruyor. Sovyet ruhu artık olmasa da, şeklen olmasa da ruhen duruyor diyelim ya da. Evet işte bir hayalin gerçek olduğu anlara şahitlik ediyoruz. Berker nasıl hissediyorsun? Abi müthiş, sanki şu an devrim ateşini yeniden Rusya'dan yakacak gibi. Valla içim yanıyor. Aslında dönelim bir de beraber yapalım. Evet, hadi. Мы прошли по аллее и подошли уже к историческому музею. Конечно же, они все фоткают, все очень интересно. И сейчас отправимся. Сейчас отправимся на Рождественский базар. Ракет, калды холдинг, да, где? Где это? Evet işte bir hayalin gerçek olduğu anlara şahitlik ediyoruz. Belki arada sesiliyorsun. Abi müthiş, sanki şu an devrim ateşini yeniden Rusya'dan yakacak gibiyim. Gerçekten vallahi içim yanıyor. Bu durumdayım yani. Dönelim bir de beraber yapalım. Evet, gel abi. Olan biri var. Dikkat etmek lazım. Evet. Her ne kadar şey olmasam da kardeşim için ben de devrim ateşini yakmasına yardım edeyim. Evet. Ben de kaldırdım şöyle. Yalnız burada bizi kayda alan biri var. Dikkat etmek lazım. Evet. Her ne kadar şey olmasam da kardeşim için ben de devrim ateşini yakmasına yardım edeyim. Şimdi arkadaşlar buraya kadar gelmişken Noel Pazar'ını da şöyle kısaca göstereyim. Kızıl Meydan'da Kızıl Meydan'a çıkan yol üzerinde işte bir Noel Pazarı var ama müthiş büyük. Her ülke için ayrı ayrı standlar yapmışlar. Onların kültürlerine özgü değişik mimariler kullanmışlar. Güzel olmuş yani. Onların kendi kültürleri açısından düşünürsek güzel olmuş. Organizasyonda da iyiler yani. Onu da söyleyeyim. Hani Dünya Kupası falan düzenlenirse tekrar olur yani. Geliriz. Ama şu vizeleri bir kaldırmalarını rica etsek iyi olur ya. İşte bir stand da burada var mesela. Şöyle gösterelim. Yakından gösterelim.
отеле. Мы пришли снова на рождественский рынок, и сейчас хочу показать им стенд Москвы, но они с нетерпением хотят на Красную площадь. Но пускай еще немножко потерпят, потому что здесь тоже интересно. Так, первый пошел Айхан. Загадывает желание и выкидывает деньгу. Efendim bir ritüel varmış, onu gerçekleştireceğim. Şimdi bir dilek tutuyoruz. Elimizde bir bozuk paramız var, onu da arkaya atıyoruz. Oluyormuş. Öyle dediler, inşallah olur. Hadi bakalım, deneyelim. А сейчас моя очередь, друзья. Всем загадывайте, всем желаю загадать желание, и пусть оно сбудется. Evet. Noel dolayısıyla burada Noel pazarı ve buz pateni var. O yüzden meydan normal olduğundan biraz daha küçük görünüyor olabilir. Sebep bu. Yani kısmı kapalı şu an. Ama bizim asıl gittiğimiz yer, hedefimiz orada. Türklerin de ipliğe kısılıyor. Evet. Bu akşam burada Moskova gezimizin ilk gününün sonuna geldik. Yarın yeni bir gün olacak. Dolaşacağız. Gördüklerimizi ve deneyimlerimizi sizinle paylaşacağız inşallah. Şu manzarayı biraz bekleyelim. Evet arkadaşlar, dediğim gibi videomuzun sonuna geldik. Hava da bayağı soğuk ve saat de bayağı geç oldu. İşte gördüklerimizi, gezdiklerimizi sizinle de paylaşalım istedik. Şimdi bir iki fotoğraf alıp otele döneceğim. Первый раз на Красной площади. Burada Noel pazarı ve buz pateni var. O yüzden meydan normal olduğundan biraz daha. Berker, nasıl? Çok güzel. Arkaya bak. Teşekkür. Teşekkür ediyorum size. Bir şey değil. Конечно же, обязательно нужно сфоткаться со Спасской башней. Мы 2 часа уже гуляем. Представляете, время? 10 часов вечера. Кто-то тоже радуется, что они в Москве. Фотографии на каждом шагу. Сначала. Sevgili Alanyalılar, seneye UEFA Kupası'nda Lokomotiv Moskova için buraya tekrar gelmek dileğiyle. En büyük Alanyaspor. Evet, Moskova Kızıl Meydan'dan herkese iyi akşamlar. Tribün Spor ekibi olarak Rusya'dayız. Tabii sizin için bazı dilekler biriktirdik burada. Mesela örneğin seneye Avrupa Kupalarında, deplasman maçlarında Spartak Moskova, belki Lokomotiv Moskova maçları için burada olmak istiyoruz. Bizler buradan program yapmak istiyoruz. Tüm Alanya ile birlikte Alanya Spor'u Moskova'ya taşımak istiyoruz. İyi akşamlar. Мы уже в парке Зарядье. Сейчас идем на летящий мост. И здесь, вы уже знаете, очень красивая елка. И вот такие вот шары огромные, меняющие цвет. Мы уже на летящем мосту. Вот отсюда такая открывается панорама. Беркер все фоткает. Да, конечно, селфи. Куда же без селфи? А где у нас Айхан? Айхан здесь. На селфи? Evet, güzel. Harika, değil mi? Beğendim bu.
inanılmaz bir şehir. Çok yani hoşum. Adamlar şehir yapmışlar yani. Çok hoşum. Çok beğendim. Bu kadarını beklemiyordum ama efsane yani. Gerçekten. Gayet. Gayet. Muhteşem fotoğrafçı. Güveniyor musun? Buna uçan köprü diyorlar buraya. Niye öyle dediklerini tam bilmemekle beraber diğer nehir üstündeki köprünün de üstünden geçtiği için dendiğini tahmin ediyorum. Ve tekrardan iyi akşamlar diyorum. Около катка, около дома стоит самая главная елка России. Тоже в этом году здесь космическая тематика. Елка около ГУМа. Очень красивая и самое главное, что настоящая. А здесь каток. Здесь есть смотровая площадка. И можно посмотреть, как народ катается. И сейчас мы находимся на улице Никольской. Вот такая вот здесь красота. На СЛБ Денис Бубусока. Да, здесь очень красивое освещение. И мы с вами, друзья, на сегодня прощаемся. Всем пока-пока. Пока. Встретимся в новом видео. Надеюсь, вам понравилось это видео, так как нам нравится Москва. Всем пока-пока.